Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün size yine harika bir konuyu anlatacağım. 19 yıllık yaşam koçluğu tecrübelerimden size biraz tiyolar vereceğim. Çünkü inanılmaz eşimle birlikte organizasyonumuz var Herbalife'da, distribütör arkadaşlarımız var. Birçoğu danışan olarak, müşteri olarak geldi, ürün sonucu aldı. İyi bir takip ve sonrasında bizim gibi iş fırsatını değerlendirmeye karar verdi. Ve daha sonra sponsorluk devreye girdi. Sponsorluk devreye girmeden önceki yaşam koçluğu, yani Herbalife'daki yaşam koçluğu nedir? Herbalife iyi bir koç nasıl olunur? Ve koçluktan sponsorluğa nasıl geçeceksiniz? Bununla alakalı tecrübelerimle size biraz ilham olacağım. Peki bakalım, şimdi başlıyoruz. Herbalife yaşam koçu nedir? Öncelikle Herbalife'ın temel felsefesi şu, şunu anlamanızı istiyorum. Çünkü bu video daha çok distribütör arkadaşlarım için. Herbalife şirketinin amacı ürünlerini satmak değil. Sadece satmak değil. Marcus'un şirketi kurarken ki amacı neydi? Sıradan insanlara, sıra dışı yaşamlar, iş fırsatıyla normal insanların da beden kalitelerine, beslenmelerine destek olmak ve her mutfağa Herbalife ürünlerini sokmak. Temel felsefesi buydu. Peki amaç burada, eğer bu kadar ödül bir sebebi varsa o zaman sadece satış olmamalı. Bunun arkasında daha bir destek olmalı. Nasıl söyleyeyim, özveri olmalı. Sadece paranın ötesinde fazladan şeyler verilmeli. Yani sevgi olmalı, onu söylemeye çalışıyorum. Yaptığın işe tutku olmalı. İşte Herbalife koçundaki olması gereken en önemli özellik bu. Ürünleri sevmek, işi sevmek, danışanlarını sevmek ve ürünlerin arkasında danışanlarını hedeflerine ulaşırken yanlarında olmak, rehberlik etmek. İşte Herbalife koçunun temeli bu, temel özelliği bu. Yani ürün verdiği kişiye sadece ürünleri satıp parasını almak değil, iş dediğim gibi parayı aldıktan sonra, ürünleri teslim ettikten sonra o süreçte ürün kullanacak kişiye rehberlik eden kişi, yeri geldiğinde koçluk yapan kişi, yeri geldiğinde motive eden kişi anlamına geliyor. O yüzden öncelikle kişinin, Herbalife distribütörünün ürünlere olan tutkusunun ve sevgisinin tam olması gerekiyor. Adımız bu. Peki nasıl iyi bir koç olacağız? Şimdi herkes ürünü aldıktan sonra kolay bir müşteri olmayacak, onu söyleyeyim. Bazen tadını sevmeyecekler, bazen işte ürünlerle alakalı %100 güven oturmadığı için korkular. Orada da işte sizin, nasıl söyleyeyim, beceriniz ortaya çıkıyor. İnsanlara aynı zamanda bu ürünlerin arkasında iyi bir gelecek, İyi bir kazanç planı olduğunu da ister kendi başınıza söyleyebilirsiniz, ister bir eğitime taşıyarak, bir eğitimi göstererek söyleyebilirsiniz, ister sizden önce Herbalife işini yapan sponsorlarınızdan destek alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Zaten eğer Herbalife'de belirli bir zamanını kat ettiyseniz o zaman yeterince tecrübeye sahip oluyorsunuz. İyi bir koç, iyi bir takip size para kazandırır. Ama arkasında bir güven inşa ettiyseniz, sonuç aldırsanız, Jim Rohn şunu söylüyor, eğer para ürün satarsanız para kazanırsınız ama iyi bir takip yaparsanız servet kazanırsınız. Çünkü bir kişinin arkasında kimler var bilemiyorsunuz. Sonuç alan, memnun olan bir müşteri ne yapacak etrafında? Yürüyerek sonuçta bizim reklamımızı yapıyor. Çoğu bir yerde reklamımız yok. Ne yapıyor? Etrafındaki insanlar pozitif anlamda onu gelişmiş ve değişmiş görünce sormaya başladıklarında o zaman işte Herbalife'ın öbür kazanç kısmı, referans kısmı da devreye giriyor. O noktada da lütfen sponsorluk becerilerinizi iyi geliştirin. Bunun da yolu nerede olduk anlamında da bir sürü beceriler katacaktır. Unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki bakalım, kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı ve insanlara referans vermeyi unutmuyorsunuz. Görüşürüz.